habitaciones con cama de matrimonio. Ajá. Pero les hemos preparado una, un segundín. Here we are at our third destination, Santillana del Mar. We came here to stay at the same hotel as we did before, as we were very happy with it. It was originally a house passed down from one generation to the next, and therefore it is very old, traditional, and has lots of lovely details. This was our room, small but beautiful, with a tiny balcony overlooking the beautiful garden area. Çok sessiz, çok güzel. Bu ortancalar Kuzey İspanya'da her yerde var ve çok seviyorum. Çok güzeller, rengarenk. Santillana del Mar is known in Spain as the town of the three lies. Because there are three lies in its name, the first one is Santa, which means saint, and it's not related to any saint. The second one is Llana, which means flat, and it's not exactly a flat place, it's a bit steep. And the last and biggest lie of all is Del Mar, which is by the sea. And this is quite far from the sea indeed. So that's why it's called the town of the three lies, Santillana del Mar. Yemek için buraya geldik. Menü del dia, yani günün menüsü var. Burayı otelin sahibi önerdi. Şöyle şurada menüyü görebilirsiniz ama tabii günün menüsü değişiyor her gün. Bu yalnızca bir örnek. Bu cocido adı verilen nohutlu bir, nohutlu ve ıspanaklı bir yahni. Cocido montañés. Dali, Cantabria, cocido. Bu da kuşkonmazla yapılan bir yemek. İlk kez böyle soslu yiyeceğim. Merak ediyorum. Hayatımda yediğim en güzel kuşkonmaz olabilir. Yumuşacık ve içinde bir şey var. Ne var içinde? Yumurta sosu. Yumurta. Yumurta ve belki... Peynir de mi var? Peynir ya da... deniz ürünleri krem belki. Bana yemeklerimiz geldi. Böyle değişik bir biftek. Yuvarlamışlar bifteyi. Şinitsel gibi. Şinitsel gibi. Yanında da patates kızartması ve pimientos de padron, İspanya'nın meşhur biberleri var. Ben de bir balık aldım. Balık çok güzel gözüküyor. Bunun İspanyolca ismi merluza, İngilizcesi de hake. Hatta baktım ama ne olduğunu göremedim. Böyle bir balık. Çok süslü. Bakalım tadı nasıl? Çok sevdim. Çünkü tuzlu bir sosu var. Ya da kendisi tuzlu. Çok severim tuzlu şeyleri. Çok güzel. Yemekten sonra sindirim için sorbete de limon aldık. Bunun tarifi kanalımızda vardı. Eğer evde yapmak isterseniz. Tatlı olarak da cheesecake aldık. Cheesecake de bu şekilde. Böyle sade geliyor. Üzerinde herhangi bir meyve yok, sos yok. Yalnızca yanına krema koymuşlar. Böyle sade cheesecake. At the end of the main road in Santillana del Mar, there is a historical place you must visit. It's a place of worship called Colegiata de Santillana from the early centuries, and the inside is beautiful. If you come to Santillana, you must definitely visit
di colegiata. Still thinking about how we met. Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see, the best thing in this life for free. That's so true now. Something you must definitely try when you are in Santillana, well, when you are in Cantabria in general, is sobaos, which is a sponge cake made mostly of butter, almost 101% butter, which is delicious, and quesada, which its name says it has cheese in it, and it's also another type of cake that you must try. If possible, with a nice glass of milk. You have them in different sizes. We recommend the fresh ones, definitely. And you also have, if you're a sweet tooth, you may also want to try corbatas de Unquera when you are in the region of Cantabria. Hola, buenas. Nos pone un vaso de leche con quesada y un vaso de leche con sobao, por favor. Quesada böyle bir şey. Bu da sobao, kek olanı. Bir de yanında da süt. Şimdi deniyoruz. Recording a video. Uh-huh. You want to say anything? Bu kek çok tereyağı var. Ve çok lezzet yani. Çünkü bu yerden çok inek var. Tereyağı, süt, süt ürünleri çok önemli. Ve ikincisi quesada. Quesada, uh-huh. Queso, peynir demek. Bu çok peynir ve tereyağı var. Nasıl tarifi bilmiyorum ama çok güzel. Yanında da süt var ki kan şekerimiz uçmasın diye sanırım. Tamam. Hadi bakalım. Deneyelim. Güzel. Güzel yapmışlar mı? Taze mi? Taze taze. Tamam. Ve süt. Süt ile. Burası satıyorlar. 2 euro bir parça, bir de bir süt bardağı. Quesada ya da sobao. Tamam, ben de deneyeyim. Bu da güzel. Şu an saat neredeyse 10. oldu. Ama havaya bakar mısınız? Hala sanki akşam üzeri gibi ya da akşamın erken saatleri gibi. Burada güneş çok geç batıyor. O yüzden sizi kandırıyor. Dolaşmaya devam ediyorsunuz ama bir bakmışsınız ki saat gece 11 olmuş. O yüzden biz de yavaş yavaş otelimize geri dönüyoruz. Ve yarına hazırlanmaya başlıyoruz. Thank you.